Saygıdeğer meclis başkanları, kıymetli katılımcılar, sözlerime müsaadenizle savaş ve çatışma alanlarında yaşam mücadelesi veren dünya kadınlarını saygıyla anarak başlamak isterim. Hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmaları önünde engeller bulunan dünyamızda maalesef acı ve meşakkatin en fazla omuzlarında hissettiği grup kadınlardır. Maalesef acıların ve meşakkatlerin paylaşılmasında da kadınlara eşit ve adil davranılmıyor. Savaş ve silahlı çatışma bölgelerinde en büyük bedelleri de kadınlar ödüyor. Bu vesileyle bir kez daha dünyanın dört bir tarafında bedel ödeyen kadınları saygıyla anıyorum. Yine sözlerimin başında Meksika Parlamento Başkanı Saygıdeğer Castillo'ya kadınların kalkınma ve kapsayıcılık alanında merkezde konumlandırılması gerektiği perspektifini MİKTA toplantısında da esas alan çalışmalar yürüttüğü için teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çinlilerin çok güzel bir atasözü var. Gökyüzünün yarısı kadınlarındır. Bunu mülkiyet anlamında, paylaşmak anlamında değil ama gökyüzünün de, yeryüzünün de yarısı kadınların, diğer yarısı erkeklerin değil, kadınlarla birlikte erkekler gökyüzünü ve yeryüzünü birlikte eşit bir şekilde, hak ve özgürlüklerden eşit istifade edecek şekilde paylaşılmalıdır anlamına söyleniyor. Kadını ihmal eden toplumların varlık ve kalkınması yarımdır. Hatta gücü ve potansiyelinin yarısından baştan vazgeçmiş demektir. Onun için kadınların emeğinin, alın terinin, katkısının, çabasının olmadığı yerde katılımcılık da olmaz, barış da olmaz, kalkınma da olmaz, gelişme de olmaz. Toplumların huzurlu ve barış içerisinde yaşayabilmesi için kadınların fırsat eşitliğinden azami derecede istifade edeceği sistemleri kurmak siyaset olarak bizlerin boynumuzun borcudur. Siyasette, ekonomide, akademide, bilimde ve sanatta, diğer taraftan da evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle, fedakarlığıyla her türlü zorlukların üstesinden gelmeye çalışan kadınların başarılarından da gurur duyuyoruz. Kadının toplum hayatına katılımının güçlendirmek, bu katılımın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak, bu çerçevede özellikle kadına karşı şiddet ve ayrımcılıkla kararlı bir şekilde mücadele etmek ihtiyacı da ortadadır. Kadının haklarının korunması, toplumsal konumunun ve katılımının güçlendirilmesi hedefine güçlü biçimde destek vermek, değer ve yaşam tarzı dayatmalarının da aynı şekilde karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. Kadın ve erkeğin birbirini bütünleyen, tamamlayan, bu sayede hayatın her alanında bir dengenin ve daha güçlü bir potansiyelin hayata geçirilmesini sağlayan varlıklar olduğunu da unutmamalıyız. Toplumun kilit taşı olan aile yapısını ve bu yapı içindeki bireylerin oynadıkları rolleri de bir kenara bırakamayız. Aile ile kadını rol olarak birbirinin karşısında, hatta birbiriyle çatışan, birbiriyle çelişen fonksiyonlar olarak tanımlamak modern dünyanın en büyük yanılgılarından birisidir. Kadim aile yapısının karşısına aileyi, kadını yerleştirmek, kadın ve aile arasında duvarlar örmek sadece toplumların geleceğine bir tehdit değil, kadının haklarıyla var olma mücadelesine de büyük bir haksızlıktır. Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için atılacak en temel adım fırsatlara erişimde eşitliğin sağlanmasıdır. Erkek ve kadına öncelikle özgürlükler, haklar ve imkanlar bakımından eşit koşullar sağlamak ve böylece ortaya çıkacak fırsatlara eşit katılımı mümkün kılmakla ancak mümkün olur. Yapılması gereken kadınların toplumsal hayatın her alanına katılımını kolaylaştırmak, ayrımcı uygulamaların önüne geçmek, kadınların erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak ve özellikle kamu kaynaklarının dağıtılmasında kadınlar ile erkekler arasında adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım sergilemek şarttır. Biz Türkiye olarak insan hakları temelli yaklaşımlarımızın bir gereği çerçevesinde kadının statüsünü güçlendirmek bakımından özellikle 2002 yılından bu yana önemli adımlar atıyoruz. Kadının statüsünün geliştirilmesiyle birlikte 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurduk
ve bu komisyon uluslararası alandaki bütün faaliyetlerde Türk kadınının katılımını sağlayacak olan, fırsat eşitliğini sağlayacak olan adımların atılması için çabalarını gerçekleştirmekte, mücadelesini vermektedir. Sahip olduğumuz perspektifin böylece yasama süreçlerine de doğrudan ve kurumsal bir şekilde dahil edilmesini temin etmeye çalıştık. Ayrıca 2010 yılında anayasa değişikliği çerçevesinde kadınlar dahil olmak üzere çeşitli gruplar için pozitif ayrımcılığa izin veren yeni düzenlemeleri anayasamızda gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde kadının güçlendirilmesi strateji belgesi ve eylem planı 2018-2023 arasında gerçekleştirildi ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde başarılı bir şekilde uygulandı. 12. Ulusal Kalkınma Planımızda kadınların iş gücü piyasalarına katılımının artırılması dahil olmak üzere fırsat eşitliğinin tüm bütçeleme süreçlerine derc edilmesi sağlanmış oldu. Böylece özellikle 2023 yılında OECD tarafından cinsiyete dayalı bütçelemeye dayalı başarılı bir örnek olarak Türkiye'de zikredildi ve bu listede yerini almış oldu. Ayrıca son yıllarda kadınların toplumsal hayata katılım noktasındaki birkaç örneği de sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 2011 yılında Türkiye'de kadınların ortalama eğitimde kalma süreleri 6,5 yıl iken bu oran geçtiğimiz yıl 8,5 yıla çıkartılmıştır. Yine aynı şekilde çalışabilir nüfus içerisindeki kadın istihdamı %30,4'e, özellikle yüksek eğitim görmüş olan kadınların iş gücüne katılımı ise %70 seviyesine çıkarılmıştır. Aynı şekilde kadın yargıçların sayısı 1700'lerden 8000'ler seviyesine çıkmış. Özellikle üniversitedeki öğretim üyesi kadınlarımızın oranında dramatik bir artış sağlanmış. 2011 yılında kadın profesörlerimizin oranı %27,6 iken 2023'te bu oran %34'e yükseltilmiştir. Yine tabii maalesef Meksika parlamentosu kadar böyle rahat bir rakam veremiyoruz. Ama Türkiye'de de kadınların siyasete katılımında son yıllarda önemli bir başarı sağlanmış. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın parlamenterimiz var. Bu da yaklaşık olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayının %20'sine tekabül ediyor. Dolayısıyla her alanda kadınların hem iş gücüne katılması, hem fikir ve sanat alanına katılması, hem kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, aynı şekilde kadın haklarının sağlanması konusu ve özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesinde Türkiye olarak son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğimizi sevinerek ifade etmek istiyorum. Ancak daha yürüyecek çok yolumuz, daha gerçekleştirecek çok hedeflerimiz olduğunu da açık yüreklilikle burada ifade etmek istiyorum. Tekraren ifade etmek gerekirse, kadın ve erkekler birlikte toplumların diğer yarısını oluşturarak bir bütünü en iyi şekilde ileriye taşıyabilirler. Bu vesileyle böyle bir oturuma ev sahipliği yaptığı için yeniden Meksika Başkanı'nı, Meclis Başkanı'nı yürekten tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.